Herkese merhabalar arkadaşlar, ben Nemo, yine bir One Piece videosuyla beraber karşınızdayım. Evet, yeni sayı spoilerları gerçekten çok geç çıktı ve bugün spoilerları bir canlı yayında hep beraber okuduk, değerlendirdik. Şu an burada Avrupa saatiyle gece 1, Türkiye saatiyle gece 3 ve spoiler sağlayıcı Piv spoilerların tamamını paylaştı. Özetin tamamını paylaştı. Yani sayının tamamının özeti gibi bir şey bu. Ben de sayı çıkana kadar izlemeniz açısından, bilgi sahibi olmanız açısından sayının özetini sizlerle paylaşacağım. Çünkü çok heyecanın dorukta olduğu bir sayıydı bu. Bunu hemen çıkar çıkmaz, daha fırından yeni çıktı, daha sıcacıkken sizlerle paylaşmak istedim. Videoyu beğenirseniz like atmayı, kanalımı beğenirseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Sayıya geçiyorum. 1108. sayı. Dünya, lütfen cevap ver. Dünya. Evet. Sayının adı bu. Dünya, lütfen cevap ver. Color Spread'de Nami, Robin, Hancock, Reiji, Uta ve Tashigi'yi görüyoruz. Beraber oturmuşlar. Bir şeyler içiyorlar. Bakalım nasıl bir görüntü olacak. Merakla bekliyorum bu Color Spread'i de. Sayıya geçtiğimizde Caribou'nun önemli bilgilere sahip olduğunu ve onu eğer Teach'e götürürlerse her şeyi söyleyeceğine dair bir panel görüyoruz. Caribou'nun gidip gitmediğini, yani Augur'un ve Devon'un onu yanlarında götürüp götürmediğine dair bir bilgi görmüyoruz ve savaşa dönüyoruz. Evet, savaş hiç hız kesmeden devam ediyor. Marinlere geçiyoruz. Bu sefer 9 marinin, yani 9 yardımcı amiralin isimlerini öğrenebiliyoruz. Bu isimler, eketteki bu isimler Pomsky, Doberman, Dol, Tosa, Urban, Bluegrass, Hound, Red King ve Giyotin. Yani çoğunun adı anlaşılır zaten. Birinin adı Mavi Çimen. Pomsky'yi ben de biliyorum. Dol yani bebek demek zaten. Tosa İngilizce değil sanırım. Bluegrass Mavi Çimen demek. Hound da tazı demek. Yani köpek demek ya, o tarz bir şey. Marinlerin çok büyük problemlerle yüzleştiğini görüyoruz. Bu büyük problem pasifistalardan dolayı. Pasifistalar bubble shield'lar kullanıldığı için cannonball'lar, yani top atışlarını bloklayabiliyorlar. Doberman bu yüzden bütün yardımcı amirallere Bonnie'yi indirmelerini söylüyor. Çünkü biliyorsunuz şu an pasifistaların kontrolü Bonnie'nin elinde. Yani en yüksek güç otoritesi o. Savaşın kilidi Bonnie'de. Eğer Bonnie'yi öldürürlerse pasifistaların kontrolünü tekrar ele alacaklar ve bu yüzden Bonnie'ye saldırmaya karar veriyorlar. Gerçekten Bonnie'nin başı beladan kurtulmuyor. Admiral Tosa burada Frankie'nin grubunu yakalamaya çalışıyor ve tam onlara Tosagami denilen çok güçlü bir teknikle saldırmak üzereyken, On Shigan gücünde bir teknikle saldırmak üzereyken Dorry ve Brogy tarafından engelleniyor. Dorry ve Brogy onu normal bir atakla engelliyorlar. Dorry ve Brogy'nin Frankie'nin grubunu terk bırakıp evet, leave Frankie's group with some giant warriors to bring back to their ship. Onları gemilerine taşımaları için bazı dev savaşçılara emanet ettikten sonra Bonnie onlara şöyle diyor. Luffy, Sanji ve Vegapunk'ın hala adanın ortasında, savaşın ortasında olduğunu ve onlara yardım etmeleri gerektiğini söylüyor. Dorry burada diyor ki, Vegapunk, o adam bize öğretmenin söylediği şey olmalı diyor. Schooler diyor bu kişi için. Schooler yani öğretmen, öğretici, hoca gibi bir anlama geliyor. Bu kişinin kim olduğunu bilmiyoruz. Ama bu kişi onlara Vegapunk'tan bahsetmiş. Vice Admiral yani yardımcı amiral Bluegrass'ın Sea Beast Weapon yani deniz canavarı silahına doğru gittiğini görüyoruz Dol'la beraber. Bluegrass Dol'a soruyor bu giantların, bu canavarların güçlerini görüp göremediğini ve Dol bu sırada şunu söylüyor. Saul'ün emrinde 20 yıl çalıştığını söylüyor. Yani muhtemelen devler hakkında çok fazla bilgiye sahip. Yani devlerin gücünü bu sayıda göreceğiz. Bakalım. Marineford alanında çok ciddi bir rol oynamışlardı. Zoro, Jinbe, Brook ve Usopp'un grubu hakkında bu sayıda herhangi bir şey görmüyoruz ne yazık ki arkadaşlar. Luffy'nin grubuna geçiyoruz. Ya asıl olay Luffy'nin grubunda zaten. Yani Luffy, Vegapunk, Sanji üçgeninde ve Kizaru ile Saturn'un bunlara saldırmasıyla geçecek zaten sayının devamı. Vegapunk diyor ki, bu adada diyor korumam gereken bir şey var diyor. Ve Vegapunk Luffy'ye ayrıca diyor ki Bonnie'yi koru diyor. Vegapunk Bonnie'ye pasifistaların kontrolünün Bonnie'de olduğunu ona yaşlandığında, yani büyüdüğünde söyleyecekmiş. Ama şimdi herkes bildiği için Bonnie'nin avlanılma şansı var diyor. Yani Bonnie'yi avlayabilirler diyor. O yüzden Bonnie'yi korumalarını istiyor. Saturn geri dönüyor ve Luffy ile yüzleşiyor bu sırada. Saturn yeni bir forma geçiyor ve bu sefer %100 bir creature formda. Yani hani o yaratık formunda. Vücudu çok büyüyor. Çok büyüyor ve yani bir örümcek gibi böyle kocaman gözleri oluyor. Ve he only has legs, no arms. Artık kolları yok, sadece bacakları var. Yani tam anlamıyla bir örümcek oluyor. Şimdi burada bir kelime kullanırdım ama onu kesip attım muhtemelen. Neyse. Saturn Luffy'ye saldırıyor ve Sanji'ye saldırıyor. Zehirli bacaklarıyla ve tentakıllarıyla, böyle şeyleriyle, uzuvlarıyla, yani o örümcek uzuvları oluyor onlar, adı aklıma, bacaklarıyla. Luffy etrafta dalga geçerken bunların hepsini dojluyor arkadaşlar. Yani Luffy avoid all of them joking around diyor. Yani dalga geçiyor yani. O kadar rahat dojluyor ki. Sanji Vegapunk'ı taşıyor ve Satürn ataklarından kaçıyor. Bu şu demek, yani muhtemelen bunlar çok hızlı ataklar değil. Vegapunk hey sana dediğimi zannediyordum, beni bırakmanı Sanji diyor. Hayır diyor, sadece burada dur diyor, bekle diyor. Ve bu sırada aniden Kizaru ortaya çıkıyor ve Sanji'ye tekmeyi basıyor. Vegapunk Sanji'nin kollarından düşüyor ve Kizaru Vegapunk'ı ışın kılıcıyla bıçaklıyor. Yani saplıyor ışın kılıcını. Luffy ne olduğunu görüyor ve çok sinirleniyor. Gerçekten çok sinirleniyor. Sanji'ye diyor ki Vegapunk'ı al ve kaç. Sadece bu kadar. Ve Luffy bir anda dev formuna dönüşüyor. Ama bayağı dev formuna dönüşüyor. Ve çok ciddileşiyor. Çok ciddileşiyor. Bu sırada 2 sayfalık kocaman bir epik bir sayfa geliyor. Luffy Satürn'ün kafasını tutuyor sol eliyle ve Kizaru'yu tutuyor sağ eliyle. Sol elime güneşi, sağ elime... Neyse bu yanlış oldu, pardon. Aynı anda tutuyor. Kizaru kan kusuyor onu Luffy tutarken. Luffy gülüyor ve diyor ki sizin gitmenize izin vermemin herhangi bir yolu yok. There is no way I'm letting you guys go diyor. Yani siz buradasınız. Siz benimlesiniz. 2 vs 1. Erkekseniz teker teker gelin diyor. Şimdi burada acayip bir... Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar, bunu belirtmek lazım. Yani bu salt bir durdurma hareketi değil. Luffy sol eliyle Satürn'ü, sağ eliyle Kizaru'yu tutuyor. Yani direkt kavruyor yani, tutuyor. Diyor ki siz hayrola. Sinirleniyor, ciddileşiyor. Ama yine gülüyor çünkü Joy Boy formunda, biliyorsunuz. Joy Boy formunda gülüyor. Kizaru şok, kan kusuyor. Sanji Vegapunk'ın kaçtığını görüyoruz savaştan. Giant Luffy'yi, dev Luffy'yi uzaktan görüyoruz. Ve Vegapunk o anda çok gülüyor. Yani acılarına rağmen öyle bir gülüş yapıyor ki Sanji şok. Sanji çok şaşırıyor. Yani bu yaralara rağmen nasıl gülebilirsin diyor. Lanet olsun Vegapunk diyor. Sen diyor öldün mü diyor. Bu gülüş ne diyor. Punk Hazard laboratuvarındaki rekordlara gidiyoruz. Kayıtlara gidiyoruz. Vegapunk'ın yüzü bir anda ekranda beliriyor ve konuşmaya başlıyor. Merhaba, merhaba, test, dinle, dünya, lütfen cevap ver. Ben Doktor Vegapunk, the genius scientist, dahi bilim adamı. Size şimdi söyleyeceğim mesaj bütün dünyayı şok edecek. Ama bu dünyanın gerçeği bu. Sayı bitiyor. Haftaya ara yok. Evet. Şimdi sayıyı ufak bir kısa bir değerlendirmek gerekirse. Luffy'nin Saturn ve Kizaru'ya karşı aynı anda anlık da olsa bile savaşabiliyor olması gerçekten muazzam bir durum. Yani ikisini aynı anda kavruyor olması. Ancak bu savaşın çok uzun süre bu şekilde sürdürülebilir olduğuna da çok ikna olduğumu söyleyemem. Yani Dorry ile Brogy'nin gitmesi bunu gösteriyor. Muhtemelen Luffy bu ikisine karşı çok çetin bir savaş verecek. Ve geri düşeceğini falan da zannetmiyorum ben Joy Boy formunda. Ama denge bir o yana bir yana devriliyor. Muhtemelen devlerin yardımıyla, Dorry ile Brogy'nin yardımıyla bir şekilde Luffy bunlara üstün gelecek. Sanji'nin Vegapunk'a götüreceğini düşünüyorum bu saatten sonra. Dönüp savaşacağını düşünmüyorum. Zoro'nun da savaşacağını düşünmüyorum. Yani Luffy'ye yardım edebilecek birisi pek yok bu saatten sonra, açık konuşmak gerekirse, devler dışında. Ama Luffy, hatırlıyorsunuz değil mi? Katakuri'ye karşı aynayı kırdığı anı böyle. Aynayı kırdı dedi ya, ikimiz kaldık, ikimiz savaşacağız. İşte o olay gibi bir olay bu da. Yani Luffy meydan okuyor. İkisine birden meydan okuyor ve bunun sebebi Vegapunk olayı. Yani Kizaru'nun Vegapunk'a bu şekilde acımasız saldırması, Satürn'ün aynı şekilde saldırması Luffy'yi çok kızdırıyor. Dostlarıma saldıramazsınız modunda bir sinir, bu rage anı. Ben bu saatten sonra Vegapunk'ın ve Vegapunk'ın diyorum, çok özür dilerim, Satürn'ün ve Kizaru'nun kazanma ihtimali olduğunu düşünmüyorum. Yani burada kaybedecek bu ikili. Ama Luffy tarafından, ama Luffy birilerinin yardımıyla ikisini de indirecektir diye düşünüyorum. Belki Kizaru'yu devlere indirtebilir Eiichiro'da ama Satürn Luffy'ye indirtecektir diye düşünüyorum. Tabii yani hala bir X faktör olarak Dragon faktörü var. Çünkü sayının adından da anlayacağınız üzere... Word Respond değil mi? Yanılmıyorsam. Dünya cevap ver sayının adı. Dragon'da ne demişti? Dünya cevabımızı bekliyor. O yüzden bir Dragon göndermesi yapıyor olabilir Eiichiro'da. Word please respond. Yani dünya lütfen cevap ver. Bu Vegapunk'ın dünyaya verdiği mesaj bir şekilde Dragon'a da ulaşırsa, Dragon da bir şekilde gelip bu savaşa dahil olabilir mi? Olabilir. Ama bence düşük ihtimal. Bakın tekrar söylüyorum, düşük ihtimal. Sonra bana gelip yorumlarda ya abi ne Dragon'u falan yazmayın yorumlarda alta. Ek olarak yani Luffy'nin ikisine böyle racon kesmesi, racon kesmek diyorum ben buna çünkü bu racon kesiyor yani. Hakikaten biz racon kesmiyoruz kafa falan gibisinden, yani bir racon kesme bu. Luffy'nin bu şekilde racon kesmesi beni çok rahatlattı ve çok hoşuma gitti. Hiç konuşulmuyor. Caribou'nun Karasakallara katılması çok sıkıntılı bir olay biliyorsunuz. Çok fazla şey öğrenecek Karasakal tayfası. Bir de ya Kizaru bence bütün karizmasını çizdirdi yani. Bütün edindiği sempatiyi kaybetti şu anda. Bunu söyleyebilirim diye düşünüyorum. Sayının sonunda Vegapunk'ın açıkladığı gerçeğe gelirsek. Bu gerçeğin bu sayıda açıklanıp açıklanmayacağını ne yazık ki öğrenemedik. Yani öğrenememiştik. Ama bu sayıda açıklanmayacağını şimdi öğrenmiş olduk. Bir sonraki sayıya kalıyor. Haftaya ara yok. O yüzden haftaya öğreneceğimizi düşünüyorum. Bu gerçeğin ya Luffy'nin muhtemelen ya değil, muhtemelen Luffy'nin Joy Boy oluşuyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Ama diyelim ki o değil. Yani bu önceden kaydedilmiş bir şey diyelim ve onunla alakalı değil. Bunun dünya ile alakalı, dünya tarihiyle alakalı. Yani antik silahlarla alakalı ya da antik robotla alakalı çok önemli bilgiler içerdiğini düşünüyorum. Bir diğer ihtimal de Imusama veya Gorosei'lerle alakalı ilginç bilgiler içerebileceği. Yani dünyayı şok edecek ve dünyayı ilgilendiren bir bilgi verecek. Bu bir kutsal ejderlerle alakalı olan bir bilgi olabilir. Ya antik silahlarla alakalı ya dünya tarihiyle alakalı olabilir. Joy Boy ile alakalı olabilir ama Joy Boy dediğim gibi şu an Luffy'yi gördü, gülümsedi. Yani şu an mesajı veriyor olsaydı muhtemelen Joy Boy derdim ama bu önceden yapılmış bir kayıt. O yüzden farklı bir şey de çıkabilir. Yayında da uzun uzun konuştuk bu mesajın ne olabileceğini. Ona da göz atabilirsiniz. Yayınlara da hepinizi bekliyorum. Evet, fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorumlarda belirtin. Çıkar çıkmaz henüz 20 dakika olmuşken videoyu çektim. Atıyorum şimdi de. Bir like atmayı, kanalı beğendiyseniz de abone olmayı lütfen bana çok görmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. One Piece'te kalın. Bay bay.